Sevgili seyirciler, Vapurda Çay Simit Sohbet'ten herkese selam ve sevgiler. Cemal Kaptan'la birlikte bugünkü misafirimize gerçekten aşığız. O klarnet çaldıkça biz ona aşık oluyoruz. Sevgili Hüsnü Şenlendirici ile birlikte olacağız. Neye hasret çekiyorsak odur çaya tat katan diyoruz. Kendisini bekliyoruz. Kaptanın yanına geçiyorum. Kaptanım, Ömer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Harikayız. Çok güzel bir gün. Çok güzel bir şansı var. Kendisini bekliyoruz. İnşallah o da bize renk ve tat katacak. İnşallah efendim. Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Çanı çalıyoruz. Gemi hareket ediyor değil mi kaptanım? Evet. Bugün seyirdeyiz. Gemi kalkıyor. Efendim kalkıyoruz. Efendim, sevgili Hüsnü Şenlendirici ile buluşuyoruz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim vallahi. Bugün daha iyi oldum. Baksanıza Allah aşkına. Hem böyle güneşli, biraz serin gerçi. Burası evet, böyledir biraz. De. Evet. Burası Sarayburnu hep böyledir. Ama güzel bir İstanbul günü. Güzel olacak. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için arkadaşlar. Çok mutluyuz bu yoğun süreçte. Zaman ayırdığınız için İstanbul'da Boğaz'ı tabii özlememek mümkün değil tabii. İstanbul deyince burası zaten. Kesinlikle. Tabii ki. Benim için. Şüphesiz. Evet. Ve şansınıza, hava da çok güzel. Tabii kaptan az önce diyordu bana, klarneti çalabildiği gibi gemiyi de kullanabilir mi diye ama. Bir dener miyiz? Amatör kaptan ehliyetim var. Tamam, ne güzel. Ama bunun sadece şurası yeter zaten. Aynen. Ama güzel bir deneyim olur. Beklerim doğrusunu isterseniz. Peki siz öyle derseniz. Harika olur. Benim için de keyifli olur. Zaten ben sizden çok seyir yaptım. Çok. Ben çaldım. Sizinizle kesinlikle. Ve inanın çok uzun yollar gittim. Eyvallah. Emin olabilirsiniz. Eyvallah. Bizim için büyük bir heyecan. Efendim kesinlikle. Çaylar simitleri hazırsa Hüsnü Şenlendirici ile Vapurda Çay Simit Sohbeti başlıyoruz. Beraber. Buyurun. Efendim, gemimiz sizin için hazır. Buyurun. Buyurun. Buyurun diyoruz. Siz önden geçin kaptanım. Efendim, başlıyoruz. Nefes almak mı güzel yoksa nefes vermek mi? Oo, bunları güzel seçmişsiniz ya. Herkesin parmak izi aynı değil. Mutlaka ki duygusu da aynı değildir. Ağladım ben klarnetim gitti diye. Ben öyle bir adamım ya. O yüzden telefon numaralarımı çok değiştiririm. Budur ya. Efendim, Cemal Kaptan yanımızda, gidesi hiç yok. İnan ki gidesim yok. Hüsnü Bey'i bulmuşum. İkinci kaptanı mı söylesek devam etse acaba? Efendim, tam yol ileri Bergama Atmaca Mahallesi'ne gidebilir miyiz? Allah, her yere gideriz. Kaptan tamamdır. Kaptan tamamdır. Teşekkür aynen ediyoruz kaptanım. Bilmiyorum, bismillah. Allah selamet versin. Selametle efendim, görüşmek çayımız, üzere. Çayımız selametle da yolumuz da açık olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık olsun. Sevgili seyirciler, bugün sabreden bir dervişle birlikteyiz. Aslında bugünlere gelmek hiç de kolay değildi diyoruz. Mirası müzik olan bir isim, sevgili Hüsnü Şenlendirici ile buluştuk. Bu taraftan İstanbul'a bakınca anılar canlanıyor galiba. Direkt o geliyor akla, çünkü ben bir İstanbul aşığıyım ve İstanbul'un da gerçekten İstanbul denilebilecek en özel lokasyonlarından, noktalarından birindeyiz. Bir tarafta Topkapı Sarayı, bir tarafta Galata Kulesi, Galata Köprüsü, camiler derken martılar ve vapurlar. Evet. İnanılmaz. Daha güzel yer olabilir mi İstanbul? İlham verici bir yer gerçekten. İşte yanımda ya. Kesinlikle. Bu arada uzun soluklu bir program. Çok güzel, kaliteli gidiyor. Ben de çok gönülden isteyerek geldim. Heves ederek geldim. Teşekkür ederim tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Galata tarafları demişken, daha 10-11 yaşında evet, masalara gidip çaldığınız dönemler. O zamanlarda tabii insan çocukluk hayalleri çok başkadır.
hani çocukluk hayallerine ulaşması aya gitmek gibidir deriz ya. Bugünlere gelmek nasıl hissettiriyor? Şimdi insanın hayallerini gerçekleştirebilmesi için elinde bazı doneler olması lazım. Bir hani eliyle tutulacak bir şeyler olması lazım. Ben de Allah'ın şanslı kullarından biri olarak az önce dediğin gibi büyük bir miras, atalardan gelen bu enstrüman sevdası, Ege tabii burada Ege kokusu çok önemli, onun temeli ayrı önemli. Zaten bu bana neredeyse doğarken hediye edilmiş bir şey gibi düşün bunu. Harry Potter'ın şeyi var ya. Neydi o? Asası. İşte bu da benim asam gibi. Ben bunu çaldıkça hem insanların sevgisini kazandım, hem saygısını kazandım, hem hayatımı idam ettirdim. Giydiğim ayakkabıdan işte taktığım yüzeye kadar mesela benim ekmeğim, suyum, her şeyim oldu ama bunun yanında benim aşkım oldu. O yıllardan beri hissettiğim şey ben bunu en iyi nasıl yaparım? Yani o Galata Köprüsü'nde mesela tabii o eski yanan köprüydü, bu yenisi. Aha. Ve biz müzisyen arkadaşlarımızla beraber gidip orada anlaştığımız restoranlarla işte oralarda müzik yapardık açık havalarda falan. Hatta bir gün denize düştü zannetmişsiniz. Beni kandırmışlar. Çünkü ben 11 yaşlarındayken benim arkadaşlarım hepsi 17, 18, 20, 25 yaşlarındaki büyüklerim benim. Bakıyorlar ki ben küçüğüm, hep klarnetimle böyle hani aman bir şey olmasın. Bir gün gözümden 2 dakika şey yaptım, uzaklaştırdım. Alıp bir yere saklamışlar. Aa, denize düştü galiba. Beni ağlattılar maalesef. Ağladım ben klarnetim ya. Gitti diye. Klarnetle uyumuşluğunuz var mı? Ya klarnetle uyumuşluğum yok ama uykumda da çok çalıyorum ya. Yani hani böyle aslında bazen keyiftir müzik yapmak. Bazen eziyete dönüşebilir. O dinleyiciyle ya da çaldığın mekanla alakalı bir şeydir. Ama ben bunun hep tadını çıkarmaya çalışıyorum. Zaten uyanıkken çok çalıyorum. Hasret gideriyoruz şükür. Ama benim hep şeyden dolayı sorduysan hani bayram çocukları yeni ayakkabılarıyla uyurdu ya, evet. Eskiden. Klarnetime olan hevesim o bayram çocuklarının o yeni ayakkabılarına olan hevesinden hiç aşağı düşmedi. Yani ona hep o ateşle yaklaşıyorum ben, o da bana karşılığını veriyor. Böyle mutlu geçinip gidiyoruz. Şimdi sizin hayat hikayenizi, belgesellerinizi seyrederken fark ettiğim bir şey çok dikkatimi çekti. Sıkılgan bir çocukmuşsunuz. Evet. Çocukken sıkılınca burnunuz kanarmış. Evet. Hala var mı öyle bir şey? Evet, başım ağrırdı böyle. Hatta biri bana nasılsın dediğinde iyiyim diyemezdim, utanırdım falan. Strese girerdiniz. Ondan sonra ama hayat insanı bazen öyle bir eğitiyor ki. Hani iyiyim demezken mesela konserlerimde de öyle olurdu. Yeni başladığım zamanlarda kendi konserlerimi çalmaya, Laço Tayfa zamanları falan. İnsanlar seni dinlemeye gelmişler. Tabii ki müziğini dinliyorlar ama onlara bir hoş geldiniz. İşte şu arkadaşlarımızla çalıyoruz falan demek lazım. Şimdi orada önde olarak da benim söylemem gerekiyor o hoş geldinizi. Ben birinci şarkı, ikinci, üçüncü şarkıda. Ne zaman acaba? Hadi artık hoş geldin de insan. Yedinci şarkıda falan böyle bir kendime gelip hoş geldiniz orkestrayı tanıtıp. Sonra iş öyle yerlere geldi ki ben alıp muhabbeti şöyle uzatınca arkadan Doremi Doredo diye uyarı geliyor. Hani yeter artık müzik çal, müzik yap. Bazı insanlar size güç verirler, pozitif etkilerler. Bazen de yapamazsın, olmaz bu çocuktan dedikleri de olur. Hmm. Bu noktada sizin nineniz evet. Hep yanınızdaymış. Yani evet. O siz başarılı olun çok istemiş. Siz evet. Çaldıkça o oynamış. Yani çok güzel. Aslında hiç oynamayan öyle bir hani çok daha şey bir hali olan, nasıl tam lafını bulamadım şu anda. Çok daha naif, oyunu çok sevmeyen bir kadındı. Rahmet olsun arzından. Allah rahmet eylesin. Ama şey ne derler? Biliyor ki ailede, genlerde böyle bir şey var. Ayrıca zaten bir kere bunu net söylemem lazım ki ben Bergama'nın Atmaca Mahallesi'nden klarnetimi alıp buralara gelmedim. Benim babam zaten o Bergama'dan mevzuyu dünyanın dört bir yanına taşımıştı. Yani trompetçi, Ergün Şenlendirici. Hani o zamanlar bu kadar bu sosyal medya, işte iletişim bilmem ne çok iyi olmadığı için insanlar arasında işte konserler, monserler falan. Bir tane kaset çıkıyordu. Millet birbirinden kopya alsın diye hani bir özel bir şey paylaşıldığı zaman. Yoktu şimdiki gibi YouTube bilmem ne falan. Şimdiki müzisyenlerin kendini yetiştirebilmesi için çok mecra var. Adam evde oturup klarnet de öğrenebiliyor. Eğer birazcık da yeteneği varsa. Hani birebir karşısına oturmasın. Çok... Çünkü örnekler var. Klarnet dersi, klarnet evet, dersi tabii. Diye. Yani babamın trompetçi olması ve Bergama'nın köy düğünlerinden özellikle Okay Temiz'le birlikte yurt dışı festivallerine başlaması ve benim onun yanında yetişirken dünyanın dört bir yanını genç yaşta dolaşmak, büyük orkestralarla çalmak, hem tamtamlarla çalmak Afrika'dan, hiç bilmediğin müziği, İspanyollarla işte cazcılarla, onlarla bunlarla pişirdiğin için müziğini. Bir de İstanbul zaten derya deniz bir yer. Müzikal doğru. Anlamda da bizim coğrafyamızın çok şeyidir yani İstanbul. Hayranlık uyandıran diğer müzisyenler, sanatçılar, oyuncular, filmciler tarafından İstanbul hep İstanbul'dur zaten. Büyük bir deniz burası çünkü. Batı ile doğu arasında çok güzel sentez olmuş bir yer. Çok güzel bir şey. Onu diyorum ben işte. Mesela ben müzisyen olarak benim şansım vardı. Kendime bir servet ayırsaydım ben şu
şuralara gideyim de şöyle gezeyim diye herhalde gidemezdin. Yani her şeyi yapsan, paran olsa zamanı tutturamazsın. Zamanı tuttursan sağlığın olmaz belki. İşte bu dediğim gibi bu asa öyle bir şeyler sağlıyor ki insanı mesela. Doğru. O gittiğin yerlerde edindiğin tecrübeler, dediğim gibi müzisyenlerle çaldığın şeyler ve özellikle tabii çok kariyerli güzel salonlarda çalıyorsun. Atıyorum gidiyorsun Londra Jazz Festivali'nde Queen Elizabeth Salonu'nda 3500 kişiye çalıyorsun. Orada böyle bir duruyorsun zaten. O böyle bir 3-5 sene hiçbir yerde çalmasan da olur. Ama bu bizim içimizden geldiği için insan bir arkadaş ortamında da mesela bana birinin ya üstünü bir çalsan dediği zaman biraz geri vites yapabilirim. Öyle bir huyum var. Ama güzel bir ortam oldu mu? Ya bir klarnetimi alabilir miyim ben deyip o muhabbetin arasına bir renk katmayı da severim. Yani. Doğru. Aslında işte 3500 kişi de olsa, bir kişi de olsa evet. Sizi dinleyen bir gönül olması ya da aynen, izleyici evet. Arasında kime ulaşabildiğiniz daha önemli. Sayının evet. Pek bir önemi yok herhalde. Doğru. Değil mi? Oradaki niteliğin daha önemi var. Seni ne kadar anlayabiliyorlar çaldığı şey. Bunu hep söyleriz zaten yıllardır. Bütün dert de bu zaten. 3000 kişidense 30 kişi belki daha çok daha... Hatta o insanların o dinlerkenki şeyi var ya, öyle şeylere inanıyorum ben. Birbirleriyle görünmeyen iletişimi. O bile insana çok daha haz veriyor. Yani 11. 12. oyuncu gibi futbolda. O seyirci detayı çok önemli. Bir müzisyen, bir şarkıcı için. Şimdi Bergama'da o taraflarda herkesin bir lakabı var. Çünkü herhalde birçok kişinin ismi aynı olduğu için tabii. Bir şekilde lakap takmak lazım. Yani Maymun Mustafa hayatta mı hala? Sanırım evet. Sanırım evet. Bak onlar sen eski şeyleri takip etmişsin. Bu da şeyden çıktı. Bir gün evde otur. Yıllar önce babam daha sağ o zaman. Bergama'daki Ali'leri, Mehmet'leri, Ahmet'leri, Hüseyin'leri yazdılar. Vallahi 27 tane Ahmet çıktı. Şimdi adamın mesela Ahmet Serdar diyelim soyadı mesela. Ahmet Serdar diye kimse bilmiyor işte. Atıyorum işte Gabak Ahmet diyebiliyor. Anladın mı? Hani herkesin o soyadı kanunundan önceki dönemlerden kalan bir şey, bir şey sanki böyle. Hani ama yine de çoğu insan mahallesindeki insanın soyadını bile bilmez. Mesela Maymun Mustafa olarak bilir. Bilirler atıyorum. Değil mi? Evet. Bir de çok komik de lakaplar var acayip. Sizin var mıydı? Size ne diyorlardı? Vallahi ben o taraflara tam yetişemedim. Tam böyle çocuk yaşlardayken de İstanbul'da okumaya başlayınca falan filan lakabım olmadı benim. Yani. Şenlendirici soyadı. Şenlendirici orijinal. Orijinal yani. Evet evet. Bu kadar olur. Ama bizim insan. Zaten müzisyen çevresinde romanlarda özellikle mesela vardır. Ne vardır? Ut çalıyordur. Ut mızrapla çalınır biliyorsunuz. Mesela adamın soyadı Şen Mızrap. Veya keman çalıyor adam diyelim. Keman yayla çalınır. Şen yaylar. Şen yaylar. Örnek mesela. Çok güzel. Hani şenle başlayan da çok var. Ya da müzikle alakalı da böyle hani soy isimleri olanlar var müzisyenlerin arasında. Benimki de şenlendirici. Doğru. Bir de isimleri de şimdi tabii sadece müzik dünyasına değil de hani babanın, dedenin ismini insanın çocuğuna vermesi de güzel bir şey. Evet. Sizin oğlunuzun ismi de Ergün. Evet. Dededen. Bu yüzüğün de anlamı o. Dedemin adı Hüsnü. Babamın Ergün, Ergün, benim Hüsnü, oğlanın Ergün. Yarın bir gün bir tane daha bir erkeğimiz olursa o da belki Hüsnü koyar. Sıra ona gelecek. Tabii biz de dinlemek için, nefesinizi dinlemek, nefesinizi hissetmek için heyecanlıyız gerçekten. Bu klarnet tabii yıllarca klarneti çala çala artık en sonunda kendi klarnetimi yapayım dediniz mi? Bu önemli bir detay. Yıllar önce Berlin Jazz Festivali'ne gitmiştik ekibimle. O dönemler bir Alman, Çekoslovak ortak yapımı bir klarnet var. Sol klarneti tüm ülkeler iyi yapamıyor. Bu bizim çevremizde Orta Doğu, Balkanlar ve Türkiye'de, asıl Türkiye'de en çok kullanılan bir enstrüman. Çünkü Türk müziği tamburundaki la, bundaki la mesela. O hani tam Türk müziğine göre yapılmış bu sol Albert sistem. Bunu hep yabancılar yapıyordu. Türkiye'de de yapanlar vardı, ustalar vardı. Onların da klarnetlerinden denedim. Çaldım hatta bir süreliğine. Sonra Berlin'de bir gün bana o çaldığım marka altın perdeli bir klarnet yapmış. Altın klarnet. Onu bir kokteylle böyle bana sundular. İşte fotoğraflar, muhabbetler derken. O gün o firmanın, köklü de bir firma. Sadece klarnet yapmıyor bu arada onlar. O firmanın genel müdürü geldi. Dedi ki Hüsnü Bey, tabii çeviriyorlar tercümanlar. Hüsnü Bey, biz... Hüsnü şenlendirici modelini yapmak istiyoruz enstrümanın diye. Ben de o günkü şeyimle şey demişim, hatta onu sonradan bana Remzi abi, o da klarnetlerle çok ilgilidir, Remzi Altıok dedi. Ben bir gün yaparsam kendi klarnetimi yaparım, teşekkür ederim demişim. Ha. Aradan geçti 15 yıl en az. Ceyhun kardeşim bir gün geldi bana, bu mikrofonlarımı da yapan benim çok yakın oğlum gibidir. O dedi bir gün, abi klarnet yapalım dedi. Ben yapmam klarnet dedim. Çok zor iş Ceyhun dedim. Çok çetrefilli iş. Yani hani o kadar insanlar uğraşıyor. Ben beğenemiyorum dedim. Olsun abi ben yapayım de sen çalma dedi. Neyse bayağı 3,5 yıla yakın bir arge çalışma etme bilmem ne derken bir gün getirdi. Bir üfledik hadi demek ki oluyormuş dedik.
Hatta ben ayrıca bir Bergama aşığıyım. Bergamalılar kızmıştır bana İstanbul'a aşığım deyince. buradaki logomuz da Bergama'da Viran Kapı deriz biz. Tam bizim mahallemizin hemen hemen ortasında tarihi Bergama'daki Asklepion'daki hastanenin giriş kapısı. Buradan ölüm giremez yazıyormuş tarihler önce orada. Bergama'yı yine anmak için o amblem olarak da bunu ne kullandık. İnsan özüne bağlı olması çok güzel bir şey. Ben seviyorum topraklarımı çünkü. Efendim çay simit sohbete devam ediyoruz. Şimdi her şeyiniz var ama neyin hasretini çekiyorsunuz? Her şey tamam mı? Ya aslında bakılırsa her şey tamam olunca olmaz zaten. Tabii ki hayallerim var daha. Yapmak istediğim, önümde planladığım şeyler. Ama İstanbul'da yaşadığım dönemlerde hep Bergama'yı hasret çektim. Bulunduğum yerlere hani böyle memleket hasreti böyle falan. Ama bunun aslında bu hasretiniz sona erdi. Evet, 5-6 yıldır bitti bir taraftan. Çünkü 6 yıl oldu neredeyse. Bergama ile Kınık arasında bir çiftlik kurdunuz. Çok böyle sevdiğim bir yerde yaşıyorum. O da oldu. Hı-hı. Ama doğayı çok seviyorum. Hı-hı. Arkadaşlarımla kamp ortamına gitmeyi çok seviyorum. Ateş yakıp böyle çıtır çıtır. Hı-hı. En sevdiğim şeylerden vazgeçemediğim mesela şeylerden biri ama hasret kaldım. Ne bileyim ya insan herhalde ben anneyi babayı erken kaybettim ya bir tek onların hasretliğini hissediyorum herhalde. Allah rahmet eylesin. Cümlemiz ikine. Siz bir baba olarak çocuğunuzla vakit geçirebiliyor musunuz? Geçiriyorum şükür. Geçiriyorum çünkü Naz 14 yaşında oldu. Müzikle çok alakalı. Bir aradayız zaten mümkün oldukça. Ergün'ü zaten bu pandemi döneminde nikahladık. Allah mutlu etsin. Amin. Bir de ben erken baba oldum tabii. 18 yaşındaydım ben, Ergün oldu mesela. Şimdi arkadaşlarıma bakıyorum. Hani benim aldığım yol o kadar ortada ki. Hani ya, onlar çocuk beklerken doğru. Ben bir taraftan torun bekliyorum yani. Doğru. Sizin kahramanınız kimdi sorusuna nasıl cevap verirsiniz? Ya aslında bakılırsa şimdi şey gibi olacak, ne derler? Kolay cevap verdim gibi olacak ama aslında babam. Az önce dediğim gibi o adam Bergama'nın köy düğünlerinden bir tek trompetiyle, üç perdeli enstrüman çıkıp da dünyanın öbür tarafına götürdüyse bu işi, bu bana onun bıraktığı mirastır. Hani onun o aşaması, o yolculuğu, hani bana göre en büyük kahramanı mı? Peki hala Çadırvan Camii'nin oralarda atmosfer öyle mi? Değişti ya, mi tabii şey? Tabii ki değil. Değişiyor. Ama şimdi Bergama'nın eski çarşıları olduğu için oralar çok fazla değişmiyor. Görsel olarak bir değişiklik yok. Ama insanlar gidiyor, azalıyor. Yenileri geliyor işte çocuklar alttan, gençler yetişiyor falan filan ama eskileri her zaman mesela biz çok gençken derdi bizim yaşımızdakiler bizden biraz daha. Ya eskiden şöyle güzeldi Allah Allah. Galiba yaşta olgunluğa doğru geldikçe ben de diyorum ya eskiden şöyle güzeldi böyle güzeldi. Yani 80'ler 90'lar ayrı bir keyifmiş. Ben o yılları yaşayabildiğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Başka türlü bir şey vardı böyle. O Türk filmlerinde görüyoruz zaten o insanların sanki suratına bile yansımış o mutluluk böyle. Değişik bir zamanlardı. Doğru. Çayınızdan bir yudum alın. Alayım. Sizi arka arkaya konuşturuyorum. Şimdi insan her şeye dur diyebilir belki ama sakalların, saçların beyazlamasına dur diyemiyordum. Evet, dur diyenler var. Yani doğru. İşte yeni bir mesela geliyor Ahmet abi diyor. Yeni bir şampuan çıkmış üstüne bak diyor. Ya şampuan değil işte o. Boyanın şampuanlanmış hali diyorum. Yapmam ben derken zaten şurada iki tane başladı yıllar önce. Hah dedim gidiyoruz. Bir de bende şey huyu vardı. Böyle koparıyordum. Ha. O koparmak da iyi değilmiş. Her kopardığın daha çok çıkıyormuş falan. Gerçi şikayetçi değilim ya. Sadece siyahlar biraz az kaldı. Onlar da bembeyaz olsa bari de rahatlasın. Güzel. Ne diyorsunuz manzara hakkında sohbetteyken? Ya ne diyeyim İstanbul Boğazı'ndan tanker geçiyor. Tam evet. Bize eşlik ediyor. Evet. Ya Boğaz böyle de güzel. Bu tankerler hani kimi zaman güzel gemiler de geçiyor. Bazen mesela bu küflü bir gemi. Şöyle iç açıcı bir şey değil açıkçası ama bizim boğazımız güzel. Güzel ya. Güzel, çok güzel. Tabii. Yani bir de mesela İstanbul'da yaşayıp da yapmayanlar bile vardır. Turistik motor gezileri yapıyorlar. Tabii. Onlar mesela işte bu taraftan gidip bildiğim kadarıyla öbür taraftan dönüp o şeydeki sahildeki yalıları, eski köşkleri onları böyle gezmelerini tavsiye ediyorum gezmeyenler varsa. Çok güzel, muhteşem boğazımız çok güzel. En son ne zaman Dolmabahçe Sarayı'nı gezdiniz? Dolmabahçe'ye çok uzun zaman oldu. Dolmabahçe'ye uzun zaman oldu. Ama gezdim. Gezdim. Gitmediğim o kadar çok yer varmış ki mesela. Şimdi hafif turistik olarak gelip gidiyorum ya iş güç. Onun için. Tadı başka. O daha keyifli oluyor. Ya bak işte Kız Kulesi orada. Merhaba. Sanatçı olarak insanın yalnız kalma duygusunu siz farklı yaşayan bir taraftasınız herhalde. Çünkü yalnız kalmak size iyi gelir diye düşünüyorum. Yalnızlığa katlanamamak kötü bir şey midir? Ya yalnızlık güzeldir de yalnızlığa katlanamamak kötü bir şeydir tabii.
Öyle şey mi var? Ben de çok yalnız kalan bir adam değilim ama böyle sakin de kaldığım zamanlar oluyor. Onu avantaj olarak görüp değerlendirmek var. Bir de yalnızlıktan sıkılmak, bazen yalnızlık güzeldir ya. Böyle kafa dinlemek böyle. Ben çok yapamıyorum ama. Yeminler unutulur mu diye sormak istiyorum. İnsan tabii bazen kendisine bir yemin veriyor. Bazen karşı tarafa bir şey söylüyor. Unutulmaz da yenilebilir. Yenilebilir. Yani, arada kaynama evet, durumu. Yani yeminler yerine getirilmeyebilir ama unutulmaz. 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 Şu süreçte yeni bir müzik programıyla izleyicilerin karşısındasınız. Evet. Hakan Altun, Sibel Can. Nasıl birlikte olmak? Biz keyifle izliyoruz. Ya güzel. Zaten Hakan abiyle uzun zamandır bizim konservatuvardan İstanbul Teknik Üniversitesi Çalgı Eğitim bölümünde okudum ben. 11 yaşında girmiştim ilkokula. Onlar o zaman 5. sınıf falandı galiba Hakan abiler. Bizim oradan çok köklü bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var onunla. Zaten müzik de yapıyoruz, keyif alıyoruz birlikte müzik yapmaktan. Sibel Can da bu ülkenin en güzel kadın seslerinden bir tanesi. Yıllardır gerçekten onun da köklü müzik birikimi, aileden gelen müzik kariyeri devam ettirdi ve aldığı o çizgisiyle beraber bence üçümüz çok güzel duruyoruz. Hani bakıyorum böyle bir, en önemlisi ne biliyor musun? Çok yorucu geçiyor bu ilk programları çekmek. Uzun zamandır şarkılar söylenmiyor, enstrümanlar çalınmıyor, muhabbet edilmiyor. Hafif böyle tozumuzu atmaya çalışıyoruz üzerimizden. Ama en net olan şey çok keyif alıyoruz. Keyif. Tabii siz keyif almalısınız ki izleyici de alacak. Biz onları dinlerken keyif alıyoruz. Onlar bizi dinlerken hani üçümüz de kendi aramızda o iletişimi yakaladık diye düşünüyorum. Ve insan gerçekten güzel müzikler, güzel şarkılar dinletmek amacımız. Hani böyle oradan buradan o gereksiz muhabbet veya işte falan böyle hani. Yani insanlara konser tadında özledikleri güzel şarkıları ve ustaların şarkılarını yapıyoruz işte. Evet, Müslüm Gürses, Orhan Müslüm Gence. Müslüm abiyle başladık, Orhan evet. Abi. Ondan sonucuma Sezen Aksu, Ferdi Tayfur. Böyle hani bizim hayatımızda vazgeçilmeyen, mutlaka ki bir yerde dinlediğimiz, bir yerimize dokunan şarkıları olan ustaların şarkılarını yapıyoruz. Orkestramız da muhteşem. Keyif alıyoruz. Hem çalmayı özlemişiz hem söylemeyi özlemişiz. Ne güzel. İnşallah devam eder, güzel İnşallah olur. Uzun soluklu olur. Damar şarkılar tabii. Damar'ın müzik camiasındaki anlamı da farklı herhalde. Şimdi biz ilk programlara özellikle Müslüm abi bana kızıyorlar. Müslüm abi, niye Müslüm abi ya da Orhan abi diyorsun diye. Çünkü ben o insanlarla bir arada olabildiğim için, birbirimize dokunabildiğimiz için, bir de babam çocukluğumdan beri beni hani bu piyasanın içinde yetiştirdiği için sanki daha yakın gibi hissettiğim için söylüyorum. Yoksa onlar tabii ki babalar. Değil bana kızanlar var da onlar da söylüyor. 11-12 tamam, yaşında kibariyle, muazzamacıyla beraber. O yüzden işte o samimiyetten yani. Geliyor. Neyse öyle diyeyim ben. Müslüm baba, Orhan baba ile başladığımız için zaten o direkt bir algı oldu. Direkt arabeskin dibine mi vuruyoruz veyahut işte damar. Aslında sıralama öyle aktı kendiliğinden. İçinde halk müziği de olacak mesela, Neşet Ertaş gecesi olacak, atıyorum pop gecesi de olacak, 80'ler gecesi de olacak. Hani o yüzden hani insanlar da şeye aldanmış olmasın diye söylüyorum bunu. Hep arabesk mi dinleyeceğiz? Çünkü arabesk çok seven de var, az seven de var. Mesela. O yüzden böyle biz memleketimizin nasıl yelpazesi çok genişse, halk müziğinden, sanat müziğini, arabeskinden, işte atıyorum ne bileyim film müziklerine, onların en güzellerini seçip devam edeceğiz bakalım. İnşallah. Şimdi dünya edebiyatının önemli isimlerinden Tolstoy'un güzel bir sözü var. Yiyordu, içiyordu, uyuyordu, uyanıyordu ama yaşamıyordu. Eksik bir şey varmış. Ne varmış? Çalıyordu olsa orada bir de. Değil mi? Ya üflüyordu da en azından. Çünkü orada bir renk lazım yani. Yoksa, renk lazım. Yoksa sadece ye, iç, güzel uyu söylemiş, değil mi? Aynen. Hayatta yaşamak aslında bundan ibaret değil. Yani mesela çok ünlü bir romanda atasözü var. Kısa ve öz anlatmış. Yıllar önce duyduğumda çok ciddiye almamıştım ama insan tecrübe edince alıyor. Kısa şunu demiş. Evde oturan ölür. Ya... Yani bir şey yapmak lazım. Bir şey yapmak lazım. Zamanı değerlendirebilmek kadar kıymetli bir şey yok. Zaman çok önemli. Şu anda pandemi sürecinde herkesi evde kal dediğimiz bir süreçte, o tabii o zamanlar biraz geride de kaldı çok şükür ama evde kalmanın tadını çıkardık yeterince. Çıkardık. Çıkardık, fazlasıyla çıkardık. Yani ümitliyiz. Ümitliyiz. Peki evden dışarı çıktığınızda hangi insanı arıyorsunuz? Elbette ruha dokunan insanlar ama. Yani evden dışarı çıktığımda ne bileyim değişik bir soru oldu. Hangi insanları? Yani sonuçta sizin ruhunuza dokunacak insanlar olsa gerek. Ya tabii ki. Şimdi bu hangi evden çıktığına bağlı. İstanbul'daki evden çıktığın zaman mesela yanında bir aranjör arkadaşın mesela. Mehmet Han'ı görmek isterim o anda. Onunla bir müzik konuşayım, bir şey yapayım. Hani onun o enerjisini alayım. Ama Bergama'da, Kınık'ta, Çiftlik'te çıktığım zaman Yusuf abiyi görüyorum mesela. Yusuf abiyle ne konuşuruz? Ya tarla sürülecek, baklalar olmuş mu? Gibi şeyler oluyor yani. Hani onun da enerjisi çok güzel olduğu için özellikle onu söyledim mesela.
Ama birileri olmalı insanın hayatında, böyle değer verdiğin, muhabbet edebileceğin, derdini konuşabileceğin insanlar önemli. Evet. Onlar da dönem dönem değişkenlik gösteriyor. Görüyoruz artık yaş aldıkça. Ama bir yakın birilerinin olması hayatında güzel. Bazılarına bakıyorum, gerçekten çok yalnız olmayı seçiyorlar ama o yalnızlık bir süre sonra senin dediğin gibi eziyete dönüşebiliyor. Ben şimdi efendim yavaş yavaş tam köprünün altına gelmeyi de bekliyorum. Ortaköy'e yanaşıyoruz. Ortaköy Camii'ni gördüm uzaktan. Ne zaman siz klarnetinizi alırsanız biz o zaman dinlemeye başlayacağız tabii. Köprüden geçerken çalalım. Değil mi? Ben köprünün alttan geçerken hep direkt tutuyorum. Böyle bir alışkanlığım var. Yıllar içinde Boğaz'dan geçe gele. Oluyor mu var? Oluyor, oluyor. Güzel, ben de tutayım. Tutun gerçekten. İyi niyetle tutunca oluyor. Doğru. Bizim izleyicilerimiz arasında gençler de var. Şimdi gençlerde tabii hayal kurmak insan içinden gelen bir şey. Büyük hayaller kurun, risk alın der mi Hüsnü Şenlendirici? Büyük hayallerin riskleri vardır. Yani orada onun riskiyle beraber o büyük hayali yaşama peşine düşersin. O cebinde senin. Ama küçük hayallerin öyle riski yoktur. Adamı tatlı tatlı mutlu eder falan. Ama büyük hayallerde olması gerekiyor. Yani küçük de mutlu olup büyük hayaller kurmak aslında bence. Aynen de öyle. Değil mi? Doğru. Kısa ve öz öyle oldu. Shakespeare'in güzel bir sözünü buldum. Şimdi bu kadar çok okuyorum ki daha yeni şeyler nasıl bulurum falan diye artık yıllarca program yapınca çok güzel bir söz söylemiş ta o zamanlarda. Artık iyi olanların değil, iyi oynayanların dünyası burası demiş. Kaç yıl önce söylemiş hem de be. Of. Yani ben bu tür adamları bazı yazılarını okuduğumda hani bu ileri görüş meselesi mi tam olarak ya da nedir yani nasıl baktın da gördün değil mi? Çok doğru. Evet. Çok doğru. Günümüz. Ama samimiyetten hiçbir zaman kopmamak lazım. Yani iyi bir oynamak değil, iyi olmaya devam etmek lazım. İyiliğe devam etmek lazım. Ya zaten iyi olan adam iyi olarak devam ediyor abi ya. Çok arada kendini bozanlar olabilir böyle. Aha bu da böyle işe yarıyormuş diye ama adamın zaten iyiyse o iyidir. Bazen çok iyilik işe yaramayabilir, samimiyet bilmem ne ama olsun. Onun da farklı bir tadı var. Var. Şimdi çocuk yaşta başlıyorsunuz. O zamanlar müzisyenler, sanatçılar, ünlüler, gazeteciler. Her yaptığınız şeye dikkat etme duygusu sizi yormuş muydu ilk başlarda? Evet. Çok zor bir şey. Sakalımın saçımın yarısı ondan beyazdı zaten. Değil mi? Çünkü zor bir şey bu. Çok zor. İlk başlarda bu ünlülük duygusu öyle bir şey. Yani ilk başlarda hoşuna gidiyor insanın. Bir mekana giriyorsun. Oh, oh. Falan fotoğraflar motoraflar derken onun bir çizgisi var. O çizgi böyle tık diye üst tarafa geçtiği anda geri dönüş olmuyor ya. O mesela evet biraz zor oluyor. Ama ben bunu mesela sindirebilen bir adamım. Çünkü birçok arkadaşım gibi, tanıdığım gibi mesela çok kapalı, izole yaşamıyorum ben. Ben direkt dalıyorum insanların içine. Çünkü benim bu durumum benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Ha bunun karşılığında sadece şöyle bir ödün vermem gerekiyor. Biraz fazla resim çektiriyorum. Çünkü artık bu telefonların içine koydukları için bu kamerayı. Onu da anıyorum bazen bu kamerayı. Kim icat etti bu telefona diye. Nefesi hissetmek için çok heyecanlıyım. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Böyle size gol sevinci hissettirir gibi hissettiren şey ne oluyor? Şimdi onun bir denemesini yapalım. Burada da birkaç seyircilerimiz var. Onlar da birazcık yaşayabilirler. Böyle tam konserin en can alıcı yerinde. Herkesin böyle artık hadi artık İstanbul çal bize dediği yerde bir İstanbul çalayım bari deyip ona böyle ufak ufak girip böyle. Sonra onun bir patlama noktası var. Orası. Orada zaten millet Allah be deyince zaten gol oluyor. Gol oluyor. Aynen. Efendim gol olsun o zaman. Ya tamam atalım gibi. Bu tabii biraz tek başına çalarken top saydırır gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada İstanbul için yapılmış çok güzel şarkılar var. Hepsi birbirinden güzel. Bu şarkının da bendeki anısı farklıdır. Babam ve oğlumla da alakalı. Biraz uzun bir hikayesi var. Çok uzatmayacağım. Sezen Aksu öyle bir şarkı yapmış ki. Hatta bana o kadar yakışmış ki bu şarkı. Besteyi benim zannedenler var. Var. Bilmeyenlerden. Ve Sezen Aksu'ya teşekkür ediyorum gerçekten. Böyle bir şarkı yaptığı da yapıp bize çalma imkanı sunduğu için harika bir şarkı. Eksik olmasın. Klarnetime de çok yakışıyor. Onları çok yakıştırıyorum klarnetimle İstanbul. Doğru. Biraz sonra zaten Sezen Aksu'nun yalısının önünde olacağız inşallah. O zaman şu buruna doğru geçip oradan mı ötürsem? Çalayım ben en iyisi. Efendim buyurun. Mm-hmm.
Teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim Ömer'cim, sağ ol. Bunu da yaşadım gerçekten diyorum. Benim için ayrı bir heyecan. Vapurda Çay Simit sohbeti sunmak, değerli sanatçıların karşısında birebir de bunu yaşamak güzel hissettiriyor. Teşekkür ederim, kulaklarına sağlık. Vapurda Çay Simit Hüsnü oldu bu. Şimdi aşklar bitiyor, hatıralar kalıyor değil mi her zaman? Evet. Yani hatıraları hep düşünür müsünüz? Bunlarla böyle gece yatınca insanın tabii o hatıralar bir şekilde aklına geliyor, bir şeyler aklına getiriyor. Her zaman aynı şeyleri düşünüp de çalmıyor insan. Her şarkının kendine göre o an yaşattığı ve aklına gelen bir şey oluyor yani. O yüzden o hatıralar, cebim çok dolu olduğu için o hatıralardan çıkarıp üflüyorum zaten ben. Doğru, kesinlikle. Hayatta böyle hani gelen gidenin yerini aratır sözüne katılır mısınız? Yani bazen o biri gidiyor, biri geliyor ama o giden gibi de olmuyor. Aslında bazen insanları birbirleriyle kıyaslamamak mı lazım? Herkesin parmak izi aynı değil. Mutlaka ki duygusu da aynı değildir. Yani bunu mesela yine bir enstrümanla örnek vereyim. Atıyorum 10 kişilik bir ekip olarak düşün. Oradan bir ekibinizden biri ayrıldı aranızdan diyelim. Aslında bunu sen anlatırken aklıma direkt gelen mesela Laço Tayfa ekibimiz vardı bizim 8 kişi. Kanuncumuz Nuri Lekesiz Göz çok iyi bir kanuncuydu. O rahmetli oldu mesela. Allah rahmet eylesin. Biz yıllar sonra Ankara'da yine güzel bir caz festivalinde çalarken Ankara Caz'da çalıyorduk galiba. Onun sandalyesini boş bıraktık. Üstüne bir tane karanfil bıraktık mesela. Mümkün değil ki aslında bir kişinin yeri başkasıyla dolsun. O farklı duygularda değişkenlik gösterebilir ama herkesin şeyi farklıdır bence. Farklıdır. Kıymeti, doğru. Yeri farklıdır. Hayatta bazen rekorlar konuşulur böyle. Rekor kırmak denir. Rekor kırmak mı daha önemli? Yoksa aslında insanın kendisinden beklenenin daha fazlasını vermesi mi? Aslında o da bir rekor değil mi? Şimdi rekor kırabilmek biraz hırs meselesi oluyor. Yani önceden kırılmış şeylerin yenisini yapmak ve en kötüsü bir gün o rekoru gelip başkasının egale etmesi oluyor zaten. İşi oradan bakarsan zaten o kadar da lezzetli değil. Ha bunu sporcular falan için söylemiyorum. Genel olarak böyle hani genelde konuşuyoruz. Tabii ki onların bir hevesi var. Bir motivasyonu onun için var. O motivasyonla mesela adam işte 119,5 kilo kaldırmak istiyor. Bir dahakinde 120 kilo zorlamaya çalışıyor. O da onun fıtratında var o işin mesela. Ama işte ben de bir seslere çıkıyorum. Benim de çocukluğumdan beri mesela rekor değil de klarnetin oktav tiz sesleri var ya, bu ince sesleri. Onunla ilgili bir takıntım vardı benim çocuk yaşlarda. Ama gerçekten çok kişinin çıkmadığı, o sesleri kullanmadığı sesleri kullanıp böyle işte az önce en son o bastığım sesi düşün mesela. Ta yukarıdaki mi, la sesi mesela. O da benim şeyim oldu kendimce. Ben hep her seferinde bir yarım ses daha ekledim. Bir yarım ses daha ekledim derken orada bir alan açtım kendime. Aslında hani bu klarnette olmayan ya da olsa da çok kullanılmayan biraz zor bir şey yani. Ben de kendi kendime herhalde o seslerle rekorumu egal ediyorum. Kendi kendime. Bugünleri görseydi dediğiniz birileri babam var. Babam tabii babanız ki ya. Yani çünkü hani biz müzisyen bir gelenekten geliyoruz. En güzel keyiflerinden, en güzel gururlarından biri herhalde oğlunun bir müzisyen olarak bir sahnede çaldığı bir şarkıdan keyif alması, haz alması, onun başarılarını görmesidir yani. Çünkü hani güzel bir şey bu. Kaç yaşındayken kaybetmiştiniz? Ben askerdim. Ankara'da 20 yaşındaydım. Babam da çok gençti. O da benim gibi 18 siz yaşında askerdeyken olmuş. Mi vefat etti? Ben askerken vefat etti. 38 yaşındaydı. Ne kadar gençmiş. Ben onu gördükten sonra hayatın aslında ne kadar da öyle olmadığı konusunda bazı fikirlerim o kadar değişti ki. Mesela ben 38 yaşından sonra aldığım her yaşta bunu bir hediye olarak kabul ediyorum. Çünkü adam 38 ne kadar gençmiş meğerse. Ben 45 oldum örnek. 44-45 yaşındayım işte mesela. Allah uzun ömür versin. Amin cümlemize. Yani aslında o kadar da şey değil hayat. Asker sonrası da sizin için zor olmuş. Yani bir dönem aslında müziği bırakıp arabada kot, pantolon, gömlek satma durumları. Ya oralara geliyorsun. Çünkü mesela bir şey yapıyorsun. İstediğin müziği yapmak da kolay değil yani. İşte istediğin müziği yapabilmek için diretmen gerekiyor. O dirayet de her zaman sağlanamıyor. Çünkü o yüzden size sabreden derviş diyorum. He, olabilir, olabilir. Çünkü çok önemli bir şey söyledin. İnsanın istediği müziği yapabilmesi kadar güzel bir özgürlük bir şey var mı? İşe gidiyorsun, istemediğin şarkılar çalacaksın. Öyle bir dünya mı var? Mesela ben o konuda kendi müziğimi yapmak istedim ya. Hep öyle diyorum. Repertuarımı kendim yapıyorum mesela, sıralamamı. Tabii ki insanların sevdiği, istediği şarkılar ama önce benim sevdiklerim.
O onları ben severek çaldığım için zaten o insanları nüfuz ediyor. Bu bence önemli bir şans. Şans tabii. Önemli bir şans. Şans. Bazen hayatta sizin hayır diyemeyeceğinizi bilen insanlar var. Ben öyle bir adamım ya. O yüzden telefon numaralarımı çok değiştiririm. Yani şöyle bir şey. Tabii ki insanlar heves ediyorlar. Mesela işte sünnet yapacak oğluna adam. Heves etmiş. Hatta bir tanesi vardı. Çocuk 3,5 yaşındaydı. En son beni aradığında Hüsnü dedi. Oğlan dedi 12 yaşına geldi. Ama seni getireceğim o düğüne dedi. Sonra izimi kaybetti galiba. Hani böyle durumlar da oluyor ve ben 3,5'tan 12'ye kadar sünnet ettirmemiş. Ettirmemiş işte. Ama şey yani adam heves ediyor. Evet, hani evet. Gönlünden geçiyor orada oğluyla bir harmandala oynamak belki. Falan değil mi? Falan. Bir İstanbul doğru. Çalıp işte kızıyla oğlu evlenirken insanlar bir İstanbul'da dans etmek istiyorlar. Hani o ısrarlar bilmem. Ben de hayır diyemeyen bir adamım. Hayır diyebilmeyi bilmek gerekiyor yani. Artık yavaş yavaş öğrendim. Şimdi güzel bir söz var. Keşke insanların ömürleri vicdanları kadar olsaydı diye. Hmm. Sizin ömrünüz vicdanınız kadar olsaydı kaç yıl yaşardınız? Ölürdüm. Estağfurullah. Ya şöyle bir şey. Ben çocukluğumdan beri işte bu Allah'tan hep aynı yere geliyoruz. Benim süzgecim var burada o içimdeki o şeyleri atmak için. Ben mesela yaşlı bir nene görürdüm yolda. Bir gelirdim evde ağlaya ağlaya eve. İçin içine ağlardım gizli. Annem gelirdi hemen anlardı. Yine kimi gördün sokaklarda, yollarda diye. O şeylik var içimde. O vicdan mevzusu bambaşka bir şeydir ya. Vicdan çok farklı bir şeydir. Ben vicdanlı bir adamım şükür yani. Kendimi öyle zannediyorum. İnşallah öyleyimdir diyeyim hadi. Ya da öyle olduğumu söylerler. Hatta iyi niyetle vicdan konusu biraz karışıktır. Bir gün bir abim demişti bana. Hüsnü çok iyi niyetlisin. Cehennemin duvarları iyi niyetten örülmüştür demişti. Ne demek istedi acaba dedim. Evet çok olan her şey iyi değildir zaten. Çok iyi niyetlisin dedi. Bu iyi değil demek istedi bana. Tabii yıllar sonra anladım ben. O iyi niyetle vicdan meselesi farklı farklı şeyler ama yakın. İnsandan götürüyor bazen de evet, o kadar evet, iyi olabilmek. Evet, evet. Bir insanda aradığınız 3 şey nedir diye sorsam nasıl bir sıralama yapardınız? O 3 şey ne olurdu? Klarnet çalacak diyormuş. Yok öyle bir şey de. 3 şey hiç düşünmedim bunu ya. Hiç düşünmedim 3 şey. Bu şeye benzedi. Adaya düşsen. Ama insan hani insan tabii hayatında ne bileyim yani dostundan, arkadaşından, hayatına giren insanlardan bir şeyler bekliyor. Evet. Sizin için ne olabilir? Evet. İnsanda hangi özellikleri? Yani bir kere 24 saat arayabileceğin bir dostun olması lazım dostluk tarafından baktığımız zaman. Sadece iyi gün dostu değil. Dostu değil. Şükür benim etrafımda öyle arkadaşlarım çok var, dostlarım, yakın dostlarım. Ya ben bir de şimdi tabii ki Hüsnü, herhangi bir Hüsnü olmak çok keyif veriyor bana. Hüsnü şenlendirici olduğun zaman her şey değişiyor bir anda. İlgi, alaka hani şeye dönüyor. İş doğallığını kaybediyor ya. O beni Hüsnü olarak kabul eden insan benim için çok daha farklı yakınlıkta oluyor. Hani o zaman daha rahat edebiliyorum mesela. O da önemli bir kriter benim için. Ajda Pekkan'ın bir röportajını izlemiştim. Siz deyince aklıma geldi. Hep Ajda Pekkan'dım ben dedi. Hiç Ajda'yı yaşayamadım işte. Bu hayatta dedi. Ben şükür yaşıyorum. O yüzden mesela mahalleme de giderim. Bergama'da da, Kınık'ta da dolaşırken muhtar gibi hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler. O da güzel bir şey. Hani ben yaşayabiliyorum Hüsnü'yü. Kendimce. Hatta geçen bir şey paylaştım. Birisi böyle bayağı çorapları çekmişim böyle eşofmanın üstüne. Tam köylü işi. Şeyde maşinga sobanın üstünde bir şey yapıyorum. Yanına da şu programdan güzel bir canti bir fotoğraf var. altına da Müslüm abinin şarkısını koydum. Hayalle yaşarken gerçek dünyada. Ya diye. Diye. Hani aslında bir arkadaşım da sormuş hangisi sensin diye. Hani o canti olan o kameranın karşısındaki adam. Bir de sobanın başında işte maşinganın üstünde bir şey kavuran böyle tam köydeki adam. Vallahi ikisi de var bende herhalde. O çünkü hani sahne tabii ki kendimi bulduğum bir yer. Hani orası da benim için çok kıymetli ama doğayı çok seviyorum abi ben. Yani doğal olan her şeyi çok seviyorum. Doğayı seviyorsunuz. Klarnet festivalleri de yapıyorsunuz zaten. Klarnet kampı yapıyorum. Doğada değil mi? Kampı yapıyorsunuz. Kampı. 4 sene yaptık. Bu sene yapmayacağım çünkü dinlenmek istiyorum diye. Çok yorucu geçiyor. Her şeyle kendim ilgilenmek zorunda kalıyorum ekibimle. Klarnet kampının ilkini işte 5 yıl önce Kınık Bergama arasındaki çiftliğimizde yapalım dedik. Dünyanın dört bir yanından ünlü klarnetçiler geldi Türkiye'den. Mesela 150 kişilik kontenjanımız vardı. Yaklaşık 150 kişi geldi her yıl. Ve adam Avustralya'dan klarnetini almış, valizini almış. Yaşı böyle 50'yi geçkin.
gelmiş, orada çadırda kalacak, klarnetçilerle konuşacak, muhabbet edecek falan. Günde yaklaşık 3-4 tane dersimiz oluyor. Ben söyleşiler yapıyorum. Ondan sonra güzel kocaman sahne kuruyoruz Bakırçay Ovası'nın ortasında. Orada mesela müzisyenler konserler çalıyor, klarnetçiler özellikle. Benim şarkıcı arkadaşlarım da, sanatçı dostlarım da geliyor bazen, sahneye çıkıyorlar falan. Tabii ki bunların sadece ben o klarnet kampına gelenlere özel yapıyorum. O yüzden komşularım kızıyormuş bana. Bir tanesi demiş zaten, Dündarlı'dan kızım biri. Vallahi Hüsnü abinin ona traktörle gireceğim telden demiş. Bizi almıyor konserlere demiş. Düşünüyoruz en son günü bari hani halka açık yapalım gibisinden. Benim için çok keyifli oluyor. Yani arka bahçemde bir bakıyorum evin camından. İşte atıyorum orada rubato çalıyor. Vasilis Aleyas çalıyor. Böyle kıymetli kıymetli müzisyenleri ağırlıyoruz. Yaklaşık 5-6 gün süren bir şey. Sanki böyle kısa dönem askerliğe gelip gider gibi. Giderken ağlayanlar, üzülenler falan. Orada başlayan dostluklar falan. Çok keyifli oluyor benim için. Allah izin verir de bu gri günlerden normal günlerimize dönebilirsek. İnşallah. İlk olarak zaten klarnet kampına yoğunlaşacağım ve çok daha yeni böyle geliştirerek güzel bir şeyler devam ettireceğiz inşallah. Çadırda kampta kalmanın tadı başka zaten. Yani Temmuz'da biraz zor oluyor ama. Sıcakta? Çok sıcak oluyor çünkü. Bakırçay Ovası böyle o güneş adamı erken kaldırır. Fena yapıyor. Erkenden kalkıyorlar zaten klarnet başlıyor. Bir gün fark ettim. Hepsi birden çalıyorlar. Bir tanesine baktım ağacın üstünde çalıyor. Allah Allah yani arı vızıltısı gibi. Sonra bir düşündüm ki hiçbiri normal hayatında kolay böyle istediği gibi klarnet çalamıyor. Kimisinin iş yerinde patronu, kimisinin annesi, kimisinin babası, kimisinin komşusu tak 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 yandan falan. Böyle orada alan geniş. Meydanı bulmuş adam öttürüyor. O yüzden onların o şeyini de görüyorum. O çok hoşuma gidiyor mesela. Hiç bilmeyen bir arkadaş gelmişti ilk sene. Geldi bu. Ben bir şey söyleyeceğim Hüsnü Bey dedi. Bey yok dedim. Abi ya da Hüsnü dedim. Tamam abi dedi. Benim klarnetim yok dedi. Güvenlik hemen çıkarım bunu dışarı dedim. Korktu. Şaka şaka dedim. Şaka dedim. Dedim bir klarnet bulun dedim ya. Uğur'a bir klarnet bulun falan derken. Ertesi gün TRT geldi. Yine röportaj yapıyoruz kamp hakkında falan. O kadar klarnet sesi ama arada bir ses geliyor ki böyle diye bir ses. Allah Allah bu nereden geliyor? Biri beni sanki taciz ediyor yani kulağımı. Dedim bir dakika dur anlatamıyorum kafam daldı. Döndüm. Nereden geliyor bu ses? Bir baktım şu en üst parçasını klarnetin bir tek bekini vermişler. Çocuk onu öttürüyor. Sen miydin dedim. Abi bunu verdiler. Dur dedim yavaş yavaş o kamp bitene kadar tamamlarız. Yani şu da var. Kampa gelen adam şunu da düşünüyor. Ya ben oraya gidip acaba mahcup olur muyum? Çok iyi çalanların arasında. Hayır. İlk defa başlayan adamlar bile geliyor. O yüzden sorun yok. Doğru. Sizin rahmetli dediğiniz kafamı şişirme doğru çal diyerek aynen. Bugünlere aynen gelmenizi öyle sağlamış değil aynen mi? Aynen öyle. Rahmet olsun Fahrettin Köfeci. Evet. Efendim yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Hep böyle oluyor ya. Tam ısınıyoruz bitiyor. Pandemi sürecinde olduğumuz için aslında eski Vapurda Çay Simit Sohbet günlerini özlüyorum gerçekten. Yolcularımızla birlikte yaptığımız o süreçleri. Onlar yok ama onların soruları var. İzleyicilerimizden gelen soruları yöneltmek istiyorum. Bir tanesi sormuş ki bir sabah uyandığınızda klarnet artık hayatınızda yok. İlk olarak ne yapar demiş. Evet zor sormuş zorsun be. Zorsun ya değil mi? Her şeyimi alın klarnetimi almayın. Ya o zaten olmaz. Olmaz öyle. Ya, başka enstrümanla devam etmeyi düşünürsün en kötü ihtimalle yani ama o anki o şok öyle. Yani onu düşünemiyorum ya. Sağlık sorunlarıyla bile çalamamak insanı çok mutsuz eder. Çünkü görüyorum mesela yaş aldıkça ustalarımız ufak ufak performans düşüyor ister istemez. Hani çalma değişiyor, hani refleksler değiştiği için falan. Ben bunu çalabildiğim kadar çalarım ya. Düşünmek bile istemiyorum. Arkadaşımıza öyle hiç cevap ayrılmayın verin. İnşallah. İnşallah. Bir başka izleyicimiz de sormuş ki nefes almak mı güzel yoksa nefes vermek mi? Oo, bunları güzel seçmişsiniz ya. Yani benim için şimdi normal insanlar için nefes almak güzeldir. Değil mi? Benim için almak ayrı güzel, vermek ayrı güzel. Boşa vermiyorum nefesi. Hani orada o nefesi verirken çıkan şeyler o kadar güzel ki nefes almak gibi neredeyse. Doğru. Bir başka izleyicimiz de şöyle sormuş. Hep şen gibi lakin en çok onu hüzne boğan şey nedir demiş. Yani görüyoruz etrafımızda da yollarda orada burada çaresiz insanlar var. Çaresizlik çok hüzünlü bir şeydir aslında. Sahipsiz, çaresiz olan insanlar. Böyle, hani az önce anlattığım gibi yaşlı bir teyze görürdüm mesela sokakta. Onun çaresizliğini herhalde hissediyordum o anda. Gelip böyle saatlerce kendi kendine, belki de günlerce sürüyordu o benim kafamda. O benim çaresiz insanlar beni hüzne boğar. Doğru. Şanssız insanlara ne dersiniz? Yani insanlar bazen şansı dönmez ya. Şanssızlık diye bir şey var mı? Var tabii canım. Var değil mi? Şanssız insan da şanssızdır yani. Hani yine benim piyasamdan örnek vereyim.
bakarım mesela, Allah Allah ne kadar güzel bir ses. Kendi de güzel, yakışıklı bir adam veya çok güzel bir kız. Harika söylüyor. Müzisyenliği öyle bilmem ne, çalışmalar yapar. Öyle olur, böyle olur falan. Yıllar geçer bir bakarım. Yıldızı parlamaz ama. İşte olmadı mı da olmuyor. O şans meselesi o. Önemli. Nasip meselesi. Nasip belki. Aynen öyle. Belki tek kelimeyle açıklamak istese çocukluğunu nasıl geçirdi diye sormuş bir izleyicimiz. Çok güzel ya. Güzel. Çünkü ben aşık bir babayla annenin çocuğuyum. Aşk onların hep vardı aralarında. Onu görmek. Onun yansıması, görmek. Bir de yaşadığım dönem hani çocukluğum işte 80'ler 90'lar dedim ya. Onlar da çok kıymetli zamanlardı böyle. Zaten çocukluğu güzel olan insan hayatta da hep mutlu olabiliyor, mutlu evet. bakabiliyor. O evet. çok önemli bir şey. O genelde böyle altta olan gülümseme oradan geliyor zaten. Evet. Hep de böyle devam etsin inşallah. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Size ediyorum. Size küçük bir armağanımız var. Aa. Onu takdim etmek isterim. Şöyle takdim edeyim. Simit mi değil mi? Çay simit. Ay, ama ederim. Çay simitle alakalı. Bakın açayım istersen. Mı? Lütfen. Okuyayım mı? Lütfen. Laço tayfa ile çıktım yola. Selam verdim sağa sola. Vapurda çay ve simitle Taksim Trio'ya selam ola. Oo, çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Abi. Oh vapurumuz da burada arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ne demek Ömer'cim. Biz teşekkür arkadaşlar. Ediyoruz. Keyif aldık. Tanımaktan da mutlu oldum. Onur duydum. Yıllar sonra olsa da. Olsun. Bir çay koyuyoruz, gönül koymuyoruz. Eyvallah. 10. yılımızda sizi misafir ettiğimiz için gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. Son sözler sizin. Ben de teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Çok uzun soluklu az önce konuştuğumuzda. Allah daim etsin inşallah. İnşallah. Çok güzel sohbet, muhabbet ettik. Benim içime sindi. İnşallah insanlara da pazar günü bu saatlerde keyifli bir muhabbet gönderebilmişizdir. Hem muhabbetimizle hem klientimizle. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize arkadaşlar. Biz teşekkür ediyoruz. Gelişiniz güle güle. Gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun inşallah. Amin. Hüsnü Şenlendirici ile birlikteydik. Alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, tam yanaşma sırasında kaptana bir selam edelim isteriz. Hadi. Buyurun. Kaptanım. Evet, Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor? Gayet yanaşma güzel. Yanaşma anındayız. Tam manevra zamanı. Manevra zamanı. Kaptan tam zamanında bakar mısın? Of be. Ya buranın tadı başka. Tabii yanımızda da aslında bir kaptan var diyebiliriz. Geçtiğimiz kaptan, günlerde normal kaptan. Ehliyetini unutup yanlışlıkla kaptan ehliyetini çıkarma durumu olmuş öyle, galiba. Aynen öyle bir şey oldu. Bu vapurların sesleri de vardır da arada yaparım. Kaptanım sana bir... Aynen çok güzel olur. Si'den. Si'den. Budur ya. İnanılmaz ya. Kesinlikle. Harikaydı. Harikasınız ya. Eyvallah Ömerciğim. Ya teşekkür ediyoruz. Ya gemiyi kullanmak tabii. 58 metrelik artık, bir gemi. Bu artık bir araç kullanmaktan çok bir küçük bir köy burası yani. Küçük bir köy yani burası. Gerçekten öyle. Hani bu ayrı bir şey. Aşkla oluyor demek ki. Halatları boşuna alın. Kaptanımız bana anlattı biraz çocukluktan nasıl başladığını. Bu işler aşk olunca daha da güzel kesinlikle oluyor. Kesinlikle oluyor. Şimdi tabii eski dümenler burada. Buraya gelenler diyor ki burada her şey dümen diyor. Evet. Öyle bir durum var yani. Efendim kaptan tam gemiyi yanaştırıyordu. Onun da konsantrasyonunu bozmayalım yok, ama. Yok tamam. Netayız. Alalım sizi yanımıza. Selametle. Şimdi halatlar bağlanıyor, sen böyle gel. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık diyoruz. Hüsnü Şenlendirici'ye tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Güzel ekip, güzel sohbet. Keyifli program. Güneşli bir İstanbul manzarasıyla tatlı bir anı oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler ve sevgiler. Hüsnü Şenlendirici. Thank you.